Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Saklanan Tarih programıyla karşınızdayız. Bugün 4 Aralık 2017 Pazartesi. Yine önemli bir konuyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu akşam tarih bize ne öğretir? Neden tarih öğrenmeliyiz? Tarih kuru bir bilgi yığını mıdır yoksa bir tecrübe yumağı mıdır? Geçmişin bilinmeden gelecek inşası yapılabilir mi? Bu konuları konuşacağız. Doktor Ahmet Anapalı hocamla değerli izleyenler. Saklanan tarihe başlıyoruz. Bizlere @akittv Twitter hesabı üzerinden soru ve yorum gönderebilirsiniz. Ayrıca hashtag saklanan tarih konusuna sorularınızı yazabilirsiniz değerli izleyenler. Evet Ahmet hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Evet. Tarih bize ne öğretir? Bununla başlayalım hocam. Evet. Buyurun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biz burada her hafta bir şeyler anlatıyoruz. Tarihin çeşitli safhalarına girip sayfalarından örnekler veriyoruz. Neden? Yani ben tarih okuyordum. Annem dedi ki oğlum ne yapıyorsun ölülerle uğraşarak? Şeytan bile ölülerin peşini bıraktı. Sen hala ölülerle mi uğraşıp ölüleri mi anlatıyorsun dedi. Şimdi annemin baktığı pencereden bakarsak yerden göğe kadar haklı kadın. Zira tarih ölülerle, ölülerin yaptıklarıyla uğraşmak demektir. Evet. Bu mudur? Biz tarihi geçmişteki insanlar ne yapsın, ne yaptılar? Onları öğrenmek, aktarmak için mi tarih yapıyoruz? Ya da dur şöyle söyleyeyim. Kur'an'ın 1/3'ü şeydir biliyorsunuz ki tarihtir. Evet. Yani Kur'an'ın Allah-u Teala 1/3'ünde biz Müslümanlara geçmiş kavimlerden ibretlik bilgiler verir. Neden veriyor? Şundan veriyor. Tarih ibret alınması, ders alınması, tecrübe edilmesi, aynı hatalara girilmemesi için bir tecrübe yumağıdır. Evet. Bak, kuru bir bilgi yığını değildir, bir tecrübe yumağıdır. Geçmişteki insanlar ne yaptılar, neden yıkıldılar veya neden mamur oldular, biz ne yapıyoruz? Bunları gördüğümüz zaman tarih tam anlamıyla yerini bulmuş demektir. Bu yüzden bu hafta sevgili dostlarımızla birlikte bu programı yapacağız. İnşallah. Örnek veriyorum. Bir tane örnek vereyim. Buyurun hocam. Mesela Hitit kralı Şüppilili Yuma'nın oğlu Muvattaliş Muçili'nin oğlu 3. Hattuşuli ile Mısır İmparatoru, Mısır Firavunu 2. Ramses arasında dünyanın ilk yazılı antlaşma metni hazırlandı. Bunun adı Kadeş Antlaşması'dır. Evet. Şimdi bir bilgi verdim mi? Evet. Kadeş Antlaşması değil mi hocam? Evet. Evet. Arkama yaslandım. Bana bu bilgiyi verene şu soruyu soruyorum. Bana ne? Şüppilili Yuma'dan bana ne? Muvattaliş Muçili'den bana ne? Hattuşili'den bana ne? Adamlar yaşayalı 3000, 4000 Hitit ve Mısır medeniyetinden bahsediyorum. Sene olmuş. Evet. Yani ben onu bilsem ne bilmesem ne. Eğer tarihi kuru bir bilgi yığını halinde öğrenirsek evet bana ne? Annem yerden göğe kadar haklı. Fakat biz tarihi bugün yaşamış olduğumuz hadiselerin geçmişte örnekleri var mı? Varsa geçmişte yaşayan atalarımız ne yaptılar da ondan kurtuldular'ı öğrenmek için biz tarih yapıyoruz. Evet. Bugünü bu yüzden işliyoruz. Mesela bugün bir örnek vereyim. Recep Tayyip Erdoğan öfkesi, bugün AK Parti'yi devirmek öfkesi insanların dengelerini bozdu. Alnı secde gören insandan tut, ateistine kadar. Recep Tayyip Erdoğan'ı istemeyenler, ülkenin bölünmesine sebebiyet verecek kadar
muhalefet yapmakta aşırıya gidiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun cümlelerini sanırım hepimiz okuduk, öğrendik, duyduk. Tayyip, yeter ki Tayyip gitsin. Atatürk'e sen olmasaydın bizim adımız Yorgo olurdu diyenler, bak şimdi paradoksa, ironiye bak. Diyor ki adam, sen olmasaydın adımız Yorgo olurdu diyor Atatürk'e. Sonra aynı adam diyor ki, Putin, bizi Tayyip'ten kurtar, oğlumun adını Putin koyacağım. Evet, la sen hani de. Yorgo koymaktan korkuyordun. İki Atatürk vardı, Yorgo olmadık diyordun. Ya Atatürk var, sen Putin olmaya çalışıyorsun. Bu nasıl bir manyaklıktır? Atatürk'ü sevip de, Atatürk'ü geçinip de Putin'den medet ummak ne demek? Bugün yeter ki Tayyip yara alsın, yeter ki bu hükümetten kurtulalım diye FETÖ'ş köpeğinin ve Amerikalı itlerin hazırlamış olduğu bir takım sahte evraklarla, ki o TR ile gidiyormuş. Burhan Kuzu açıkladı bunu. TR ile başlayan dekontlar. TR olur mu uluslararası anlaşma? TR. Dekontları TR varmış. Türkiye'ye para yurt giriyor. İçinde para dönüşü sağlanıyor. Tabii yurt TR, içinde İBAN. Dönen paralara evet. TR var. İBAN'da TR. Ama onu dışarıya para kaçırıyormuş gibi göstermişler. İnsanlar o kadar dengesizleştiler ki. Yeter ki Tayyip yara alsın. Biz buna bile evet diyor. Farkında mısın? Ülkeye zarar verdiklerinin farkında değiller hocam. Farkında olsalar umurlarında değiller. Tayyip yara alsın yeter. Evet. Bak sana bir şey söyleyeyim mi kardeş? Buyurun hocam. FETÖ sahte evrakları uydurdu. CIA bu evrakları sızdırdı. Üzgünüm. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de Kemal Kılıçdaroğlu, benim yaşım 43. Ben SHP'yi bilirim, Deniz Baykal'ı bilirim, Murat Karayalçın dönemini bilirim, Erdal İnönüllü dönemi bilirim, Bülent Ecevitli dönemi bilirim. Ben bu adamlara vay be ne güzel adamlarmış diyeceğim gün olmaz zannediyordum. Ben Kılıçdaroğlu'nu gördükten sonra geçmişteki CHP'li sosyalistlere vay be ne güzel adamlarmış demeye başladım. Zira bu adamlar milli adamlardı. Milli muhalefetli, milli solcuydu. Hocam Tayyip Erdoğan olmasaydı Taksim'e cami, Kadıköy Rıhtım'ına cami yapılabilir miydi? Yapılırsa da bir 28 Şubat'ta hazır olmak durumundaydı. Bu hükümet 4 defa 28 Şubat yaşadı. Evet. Dördünü de atlattı. Hatta 15 Şubat gibi, gezi olayları gibi 28 Şubat'tan çok da şiddetlilerini gördü. Göğsünde yumuşattı ve pas attı. Ya bu biraz dirayetle alakalı bir şey, dik durmakla alakalı bir şey. Yapardı ama kardeşim bir 28 Şubat'a daha maruz kalırdı. Ben şimdi şunu söylüyorum. Üzülüyorum. Bak bir şey söyleyeyim sana. Ben bu ülkede AK Parti'nin iktidar olmasını istiyorum. 2023'ü AK Parti ile birlikte girmek istiyorum. 2053'leri, 2071'leri AK Parti olmasa da o gün AK Parti türevinde bizim düşüncelerimizi ifade eden partilerle girmek istiyorum. Neden biliyor musun? Neden hocam? Bak şimdi bir sürü kadın bağırıyor. Nevşin Mengüsü'nden tut. O Mine Kırık Kanat mı bilmem ne var ya. Müge evet, Kırık, evet. Mine Kırık Kanadından. Evet. Bizim niye çıprasımız yok diyen bir kadın vardı ya. Neydi o? Bulsana onu. Bizim niye çıprasımız yok. İsmail var hocam bu arada. Ha, İsmail kardeşim. Niye çıprasımız yok demişti bir kadın. Sonra Çipras'ın koltuğun altına giren bir kadın vardı. Hatırlıyor musun onu? Evet hatırlıyorum. Hatta ismi de hocam hafızamda. Şimdi İsmail bir... Şu an hatırlayamadım. O kadın şunu biliyor mu? Ya da şu an acaba ne düşünüyor? Kardeş, Yunanistan
Çipras'la beraber. Hatırladım. Aslı Aydın Taşbaş mı? Aslı Aydın Taşbaş, doğru. Evet. Ha, güzel. Evet. Aslı Aydın Taşbaş. Çipras hayranı. Bizim niye Çipras'ımız yok dedi. O Çipras şimdi bütün bankaları, devlete ait bütün kitleri, bütün bitleri, bütün kamu kuruluşlarını özelleştirdi. Almanya'ya peşkeş çekiyor. Aynen öyle. Almanya'ya peşkeş çekiyor. Acaba Aslı Taş, Aydın Taşbaş acaba bu konuda ne diyor? Bak, ez cümle. Bir tane var ya, erkek midir, kadın mıdır, ne üdüğü belli değil, Türk müdür, kim olduğu ne, Barbaros Şansal. Evet. Böyle bir... Kıbrıs'tan Türkiye'ye geçen yıl hakaret etmişti. Bu yıl da yine yurt dışında hakaret etmeye devam etti hocam. Aynen Türk öyle. Türk insanını aşağılamaya devam etti. Biz de dedik ki, kendi pisliğinde kendisi bu olsun. Aynen öyle. Bak şimdi, bu Ekrem Dumanlı. Emre Uslu. Hainler. Bir tane daha var, gözlüklü. Ya hakikaten bu isimleri tutmak istiyorum ama ben çok isim tutarım hocam, aklımda. Isim gereksiz insanlar oldukları için. Tutmuyorum, tutamıyorum yani. Bu adamların, evet, bu hainlerin, John Dündar'ların mesela, bu adamların fantazi yapma, tabii Nevşinler bunların dışında, Nevşinler burada yaşıyor. Ben gidenlerden bahsediyorum. Nevşinler de şimdi fantazi kısmında. Hocam, ben fantazi yapamam. Resul Demir fantazi yapamaz. Sebebini söyleyeyim mi? Onların A planı var. Sevgili seyircilerimizin de, seyirci değil onlar, dostlarımız, abilerimiz, evet, ablalarımız, kardeşlerimiz, babalarımız, annelerimiz. Bizim sevgili dostlar, bu ülke hakkında ileri geri konuşan, gerek yurt içindeki, gerek yurt dışındaki fantastikler gibi fantazi yapacak durumumuz yok. Zira bizim bir B planımız yok. Biz A planlı gidiyoruz. Sen de öyle gidiyorsun. Evet. A planlı. Evet. Bu ülke işgale uğradığında onların kaçacak yerleri var. Belki de Nevşin İtalya'ya yerleşir. Belki de Aslı Yunanistan'a yerleşir. Çipras hayranı ya. Hakan Şükür Amerika'ya yerleşti. Hakan Amerika'ya yerleşti. Restoran ünlü açmış hocam. Emre hakeza dün Amerika'da. Dün haberlerimizde şey vardı hocam. FETÖ'cüler, o teröristler Mısır'da sandal sefası yapıyorlar. Ya söylüyorlar. Gördün mü? Bunların yerleşecek başka ülkeleri var. Evet. Ya benim yok. Ahmet Anapalı'nın, Resul Demir'in, Ahmet Keser'in yok. Bu yüzden sabahtan akşama kadar bağırıyoruz. Harbiden bu memleket problemde. Harbiden bu memlekete bütün dünya çullanmış durumda ve harbiden bu memlekette B planı olanlar, kaçabilecek başka şehirleri olanlar, ülkeleri olanlar fantazi yapabilirler. Türkiye, bak bir şey soracağım. Türkiye yıkıldı. Allah muhafaza hocam. Ya yıkıldı şimdi. Düşün, tamam. Can Dündar nereye gidecek? Almanya'da zaten. Hakan Şükür. Amerika'da. John Dündar Emre Uslu. O da Amerika'da. Nevşin Mengü. İtalya'ya gidebilir. Yani o taraflara gider. Aslı. Yunanistan'a gider. Bak gidebilir. Ben nereye gideceğim? Bu televizyondan böyle baka baka Amerika haydut, Avrupa şerefsiz, İsrail katil, Yunanistan bilmem ne bas bas bağırmışız. Türkiye'den başka ne bizi kabul edecek bir ülke var, ne de toprağı bizi besleyen bir ülke var. Az evvel yukarıda yemek yedik mi? Evet. O yemekte bulunan bütün mallar nereden yetişti? Bak, Türk topraklarında. Ben su içiyorum. Bak, az evvel bir bardak çay bitirdim. Bu çay var ya Resul, Rize'nin çayı kardeşim. Rize'nin toprakları. Benim bu ülkeden başka gidecek, benim bu ülkeden başka sığınacak kapım yok. Yaşıyorken ben bu ülkenin üzerindeyim. Öldüğümde ben bu ülkenin altındayım, topraklarımın altındayım. İlla Türkiye, illa Türkiye. Türkiye gibi bir derdi olan adamın böyle bir durumda Amerika'dan medet umması nedir yahu? Amerika'daki bu operasyon Rıza Zarrab mıdır, Sarraf mıdır, her ne haltsa.
Bu adamdan medet ummak, oh be, nihayet Tayyip zarar görecek diyen her kim varsa şerefsiz değildir. Şerefsiz oğlu şerefsizdir. Neden biliyor musun? Bu ülkeyi hesaplarından daha az seviyor. Bu ülkeyi parasından daha az seviyor. Bu ülke olsa da olur, olmasa da olur. Bak, ben neden tarih okuyorum? Ben neden tarih seviyorum? Ve neden beni izleyen seyircilerimize tarih diyorum? Sevgili dostlar, biz bu filmi gördük. Tayyip gitsin de ne olursa olsun diyen bu gerizekalıların dedeleri, İkinci Balkan Savaşları'nda Edirne'yi kurtarmak aşamasındaydık. Bulgarlarla Romanyalılar birbirlerine vuruyorlardı. Bu esnada Enver Paşa Edirne'yi almak için Edirne'ye sefer düzenledi. Bulgarlar ve Romanyalılar birbirlerine vuruyorlar. Bu karambolde biz Edirne'yi kurtarmanın peşindeyiz. Resul, evet. Enver Paşa'yı sev ya da sevme. Umurumda bile değil. Ben sevmiyorum. Sevmiyorum Enver Paşa'yı. Ama bunu söylemem lazım. Enver Paşa Edirne'yi kurtarmak için uğraştı. Gitti. Ne dediler biliyor musun? Ne? 15 Temmuz'da benim evim Florya'da. Florya caddelerinde oh be. Nihayet müdahale edildi. Oh be. Oh be gidiyor. Diyen, Bağdat Caddesi'nde sevindiler. Ben onu gözümle gördüm. Evet. Ben havalimanına doğru koşarken zafer çığlıkları atanlar vardı bankamatik kuyrukları önünde. İşte o kansız sütsüz şerefsizlerin dedeleri Enver Paşa Edirne'yi almaya can hıraş biçimde kan ter içinde giderken buradan diyorlardı ki Edirne'yi Enver almasın, Bulgar alsın. Neden? Enver Paşa eğer Edirne'yi alırsa onların partileri Enver Paşa'nın partisinin önünde mağdur olacak. Partisini, kendi partisini ülkenin menfaatlerinin önüne her kim koyuyorsa şerefsizdir. Ben bu kadar niye şiddetliyim? Ben bu kadar niye hiddetliyim? Necip Fazıl diyor ki davası olanın öfkesi olur. Beni bu kadar sinirlendiren kendi hayatımda bak bir şey söyleyeyim kardeşim. Buradan bütün dostlara söylüyorum. AK Parti'ye gönülen bağlıyım. Reise her şeyle bağlıyım. Bu ülkenin kurtuluşunun anahtarı olarak reisi görüyorum. Fakat Cenab-ı Allah şahidim olsun. Rabbül Alemin şahidim olsun. Vallahi billahi AK Parti'den tek kuruş menfaatim yok. AK Parti bugün iktidarda diye ben bir şey kazanmıyorum. AK Parti iktidarda olmasa da ama istikrarlı gidecek. Ben yine bu paraları kazanırım. Bak Resul, maddi durumum iyi. Rabbime hamdolsun evim barkım var. İşim gücüm var. Öfkelenmemem gerekiyor değil mi? Evet. Oturup rahat rahat ya boş verin düzelir bu işler demem gerekiyor değil mi? Evet. Arkadaş benim derdim kendimle alakalı değil ki. Ben kendimle alakalı bir dertlenmiyorum ki. Ya ben ülkem diyorum ülkem. Ülke bugün kıskaç altında. Amerika'yla, sarrafla, onunla, bununla ve Türkiye'nin aleyhinde faaliyet yapan derneklerin Türkiye temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden bu ülke zor günler geçiriyor. Borsa çalkalanıyor. Borsada parası olan insanlar için ben bu lafı söylemiyorum. Borsa bu ülkenin ekonomik istikrarının göstergesidir. Dolar bu, almış başını gidiyor. Euro gidiyor. Borsa düşmek üzere. 105 binde Allah'a şükür bugünlerde. Borsa istiyorum ki artsın. Rabbül Alemin şahidim olsun. Bir kuruş param yok borsada. Kendi para kaybediyor diye değil. Benim borsada param yok. Ben borsa oynamam. Yani sevmiyorum ben borsaya girmeyi. Gerek yok benim için. Borsa bugün düşüyor ve insanlar Amerika'dan medet umuyor. Ben nasıl olur da son cümlem. İsmail son cümlem kardeşim. Nasıl olur da
Edirne'yi Enver almasın, Bulgar alsın diyen kansız şerefsizlerin torunlarını bugün görürüm de öfkelenmem. Ben tarih biliyorum, tarih. Gazi Osman Paşa esir düştüğünde Yıldız Sarayı'nın bahçesinde halay çeken paşaları biliyorum. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana bozgunundan dönerken, Osmanlı ordusu bozulmuş biçimde dönerken Topkapı Sarayı'nda birbirini kucaklayıp zafer çığlıkları atan şerefsiz paşaları biliyorum. O paşalar yüzünden Osmanlı yıkıldı. Ve bugün bir cumhuriyetimiz var. Bugün bir ülkemiz var. Kendi içimizdeki fantazilerimizden dolayı bu ülke zarar görüyor. Tayyip öfkesi insanları vatan hainini etti. Farkında değiller. Bugün bizim dostlarımız, senin dostların, benim dostlarım, selam verdiğimiz insanlara 50 sene sonra hain diyecek haberleri yok. Hainlere rağmen ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım. Hocam devam edeceğiz ama değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından biz buradayız. Evet değerli izleyenler, saklanan tarihe tarihçi yazar Doktor Ahmet Anapalı hocamla devam ediyoruz. Tarih bize ne öğretir, neden tarih öğrenmeliyiz? Bu konuyu bu akşam konuşuyor olacağız. Hocam en son siz bir şey söylüyordunuz, orada kalmıştık. İsterseniz konudan da devam edebiliriz. Eyvallah. Bitirdiyseniz sözünüzü. Tarih bize ne öğretir? Söz sizde. Tarih bize ne öğretiyor söyleyeyim mi? Bu devlet, bu aslan devlet, bu güzel devlet, bu cengaver devlet, bu mücahit devlet, Afrin'inden Doğu Türkistan'ına, Yemen'inden, Yemen önemli bir yer, Arabistan'ın altı, bir tek biz oraya para yardım gönderiyoruz. Bir de Katar vardı, Katar şu an ambargoda bir şey yapamıyor. Yemen'e şu an bir tek Türkiye bakıyor. Bunu Yemen de karıştı bu arada. Yemen de karıştı tabii ki. Devrik lider Ali Abdullah Salih bugün öldürüldü diye bir haber çıktı. Yemen'i ne kadar? Suudi Arabistan da demiş ki Sana'yı boşaltın demiş sivilleri. Evet. Yani orası biraz daha bayağı karışacak. Arabistan'da zaten Amerika'nın o bölgedeki uydusu gibi bir şey oldu. Bu bölgelerin tamamına Türkiye Cumhuriyeti bakıyor. Devletimizi Allah kıyamete kadar var etsin. Amin. Bu devlet çok güzel bir devlet. Bu devlet bizi Ertuğrul Gazi'lerden, Selçuklulardan, Karahanlılardan, Gaznelilerden, Abdülkerim Satuk Buğra Hanlarından emanettir. Bu devletin altında hatmi şerifler vardır. Bu devlet namazlardan sonra ilan edilen bir devlettir. Devletimizin kuruluşundan bugüne kadar yanlışlar, hatalar yok mu? Var, kıyamet gibi. İşte biz onları da anlatıyoruz. Fakat farkında mısın bilmiyorum ama ben mesela CHP'yi sevmiyorum. Bu devleti CHP ilan etti. Fakat CHP'ye olan öfkem devletime yansımıyor. Devlet başka bir şey, CHP başka bir şey, siyaset başka bir şey, devlet politikası başka bir şey. Ayırmak lazım bunları. Ben şunu söylüyorum. Bugün ben bu filmi gördüm. Korkuyorum kardeşim. Korkuyorum Resul. Bütün dostlarımızı uyanık olmaya davet ediyorum. O 15 Temmuz gecesinde sokakta duymuş olduğumuz o ürpertiyi bugün duymamız gerekiyor. Zira Osmanlı İmparatorluğu az evvel dediğim gibi Viyana'dan bozgunla dönmüş, Merzifonlu perişan, Osmanlı bitmiş, Topkapı Sarayı'nda şahsi menfaatlerini düşünüp devletin uğradığı mağlubiyeti hiç takmayan 3-5 kansız şerefsiz Osmanlı Paşası halay çekiyorlardı. Oyun oynuyorlar, birbirlerine sarılıyorlardı. Oh be Merzifonlu mağlup oldu diyerek. Halbuki oh be dedikleri mağlubiyet Merzifonlu'ya değil Osmanlı'ya aitti. Gazi Osman Paşa, kalbimizin, gönlümüzün sahibi Gazi Osman Paşa.
Plevne kahramanı, Abdülhamit Han'ın damadı, Abdülhamit Han dünürü Gazi Osman Paşa. Biliyorsun, Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor, diyor ya. Tokatlı hemşerin. Tokatlı hemşerindir. Evet. 32 doğumludur hocam, bu arada. Hocam ama Gazi Osman Paşa'ya mason diyenler de var. Ya o diyenler Alevi herkese mason. Alevi diyenler de var. Alevi vatandaşlarının takıldıkları bir site var. Orada Gazi Osman Paşa'yı Alevi olarak gösteriyorlar. Ne dersiniz? Napolyon bunlar doğru mu gerçekten? Değil tabii ki ya. Tabii ki değil yani. Tabii ki değil. Yok, onlar tamamen uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Kaynağı nedir diye sorsam, trene bakan bilmem ne gibi bakarlar öyle. Kaynak nedir bu konuda, kalırlar öyle. Gazi Osman Paşa gibi bir cevher esir düşmüş, Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, çökmüş. Evet. Ruslar Ayastefanos'a kadar gelmiş. Yeşilköy nerede kardeşim? Şu an bulunmuş olduğumuz kanalın bulunduğu binaya paralel değil mi? Evet, paralel. Balkondan bakmıyor muyuz Yeşilköy doğru? Görüyoruz. Havalimanına doğru. Balkondan bakınca evet. Buraya kadar gelmiş Ruslar. Buraya kadar. Ayastefanos diye bir antlaşma imzaladık biz Ruslarla. Buraya kadar gelmişler. İstanbul'a gelmişler. İşgal etmişler. Yazsın seyircilerimiz. Sefaköy'de Rus askerleri. Bak ne çıkıyor Google'dan. Evet. Sefaköy'de Rus askerleri. İsmail de görebilir. Bugün bizim Sefaköy dediğimiz yer var ya, metrobüsün olduğu yer, evet, havalimanının olduğu yer. Rus işgaline uğradı. Ülke bitmiş, ordumuz parçalanmış. 3-5 tane kansız soysuz paşa yükselmek uğruna oh be dediler. Oh be, Osmanlı kaybediyor. Gazi Osman Paşa kaybetsin de ne olursa olsun dediler. Ben bu filmi gördüm ya kardeşim, tarih boyunca. Enver Paşa eğer Edirne'yi alırsa, kendi partisi, Enver Paşa'nın partisi ki hem Enver'den hem partisinden nefret ediyorum. İttihat ve Terakki Partisi'dir o. Bak, nefret ettiğim bir parti için konuşuyorum Resul. Benim için asıl olan devlettir. Söz konusu devletse gerisi teferruattır kardeşim. Bu yüzden ben Enver'le de ittifak yaparım. İttihat Terakki'yle de yaparım. Yeter ki devletim var olsun. Bu bakımdan bak şimdi savunuyorum. İttihat Terakki nam yapmasın, Edirne Fatihi Enver Paşa olmasın diye yaygara koparttılar İstanbul'da. Edirne'yi Bulgar alsın, Enver almasın diye. Ben bu filmi gördüm. Şimdi o kansız soysuzların başka bir kelime bulamıyorum. Kapat şu kamerayı, bak ben neler söyleyeceğim sana onlar hakkında. O kansızların torunları bugün aynı kansızlıkla Tayyip gitsin de ne olursa olsun dediler. Enver gitsin ne olursa olsun dediler. Osmanlı bitti, bitti. Osmanlı yıkıldı. Benim hiç kimse kusura bakmasın. 17. devletimi de yıktırmaya hiç tahammülüm yok. Şu an Türkiye Cumhuriyeti ayakta duran 17. devlet. 16 devlet yıktırdık biz. Hiçbirini de düşman yıkmadı. Resul, hiçbirini düşman yıkmadı. Bu devletlerin tamamını bu devletin ekmeğini yiyip, bu devletin üniformasını giyen, bu devletin memuriyetlerinden maaş alan, terkos suyunu içen, Rize çayını içen kansız soysuzlar bu devleti batırdı. 16 devleti. Şimdi 17.'deyiz. Fantazi yapacak halimiz yok. Resul, evet hocam. Ben Pelin Batu değilim kardeşim. Ben Nevşin Mengü değilim kardeşim. Ben... Neydi? Ne Taşbaş'tı? Aslı Aydın Taşbaş değilim kardeşim. Benim dedelerimin ve babalarımın bu ülkenin dışında başka bir ülkede evi barkı, arazisi yok kardeşim. Ben John Dündar gibi kaçamam. Şimdi bileyim ki polis beni arıyor. Bu programdan sonra kaçacak da halim yok. Gider teslim olurum. Çünkü benim Resul... Beni izleyen bak tam olarak şurada. Beni izleyen
dostlarım var, abilerim var, ablalarım var, babalarım var, annelerim var, amcalarım, kız kardeşlerim var. Tıpkı onlar gibi bu ülkeden başka gidecek toprağım yok. Yaşıyorum toprağın üstünde. En fazla beni öldürürler, toprağın altındayım Resul. Yine ben bu ülkedeyim yani. Bu ülkeden başka sığınacak bir yeri olmayan bu adamın bağırmalarını, hitletlenmelerini, masaya vurmalarını Amerika'da, Almanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da evi olup da bu ülkenin başına bir hal geldiğinde kaçacak olanlar anlamazlar. Beni agresif bulurlar, sinirli bulurlar, hırçın bulurlar, tuzları kuru. Tehlike altında olan ülke benim ülkem. Üzerinde oyun oynanmaya çalışan ülke benim ülkem. Onların değil. Onlar Fikret gibi vatanım ruhi zemin, milleti vakvan beşer diyorlar. Bütün dünya onlar için vatan. Benim için tek bir vatan var. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'nin dışında hiçbir yer benim için vatan değil. Nasıl bu adam bağırıp çağırmasın? Nasıl masalara vurmasın? İsmail, bu resmi gösterir misin kardeşim? Bütün dostlarıma soruyorum. Bura nere biliyor musun? Sefaköy. Oturanlar Rus askeri. Yer nere biliyor musun? Sefaköy. Sefaköy. Muhtemelen metrobüsün geçtiği, belediyenin olduğu ve şehir binalara doğru giden yer. Muhtemelen şu an bu adamların oturduğu yerden cadde geçiyor, metrobüs geçiyor. Sefaköy. Resul. Evet. Bir kere daha bu ülke diz çökerse Sefaköy'de bu adamlar gelecekler. Ötesi var mı? Ben bu görüntüyü bir daha görmek istemiyorum. Bak ha, güzel. Küçükçekmece Deresi hocam. Evet. Evet, burası. Küçükçekmece. Ne kadar yakın buraya Resul? Hakan bizi kaç dakikada götürüyor? Arabayla 10 veya 15 dakika. 10 dakikada bak ben buraya geliyorum. Ben bu manzaraları bir daha ülkemde görmek istemiyorum. Bak şey, Çekmece Köprü. Çekmece Gölü'nün kenarı. Şurada tarihi bir köprü var. Evet, Mimar Sinan'dan kalma o köprü. Tam ekran yapar mısın? Ben kapatıyorum İsmail köprüyü. Bak, Akit TV logosunun altındaki çeşme Mimar Sinan'dan kalma. Küçük Çekmece Gölü. Bizim kanalımız 10 dakika mesafede. Benim evime 2 dakika mesafede burası. Ve bak Ruslar, ürpermiyor musun Resul bunları görünce? Tarih işte bak bunları gördü, bunları. Gazi Osman Paşa'nın mağlubiyetiyle sevinenler, kına yaksın şerefsizler. Bak bu topraklar uzak topraklar değil. Bu topraklar avcılar. Bu topraklar büyük çekmece bile değil. Güzelceymiş hocam burası. Burası benim. Çekmece. Çok yakın buralar, burası. Bir kere daha bu topraklar diz çökerse bu askerler bir kere daha buraya gelecek. Sen daha önce görmüş müydün Çekmece Gölü'nün kenarında Rus askerlerini? Bu fotoğrafları gördüm hocam ya, önceden. Ama görmüş. Herkes için göstermek lazım. Vardır. Bir kere daha bu topraklar, bir kere daha bu ülke, bir kere daha, bir kere daha bu ülkeyi idare eden Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın umurunda mı Recep Tayyip Erdoğan? Rizeli, Kasımpaşa'da büyüyen bir adam kimin umurunda? Recep Tayyip Erdoğan bugün benim reisim, bugün benim liderim. Mevzu Türkiye'ye diz çökertmek. Burası da hocam Avcılar Ambarlı. Gösterir misin kardeşim? Avcılar Ambarlı. Caddenin olduğu yer işte. Bak Türkiye diz çökerse ben korkuyorum. Zira ben tarih biliyorum. Tarih bize ne öğretir? Neden tarih okumalıyızın cevabı bu işte Resul. Türkiye bir kere daha diz çökerse, ama Tayyip de bunu yaptı, ama Tayyip de şunu yaptı deyip Amerika'da uydurulan sahte dekontlara inananlar var ya, şu manzarayı Allah korusun bir daha karşılaşacaklar. Ben bas bas bağırıyorum, bu topraklara bir daha Rus ayağı değmesin. Bu topraklara bir daha Rus ayağı değmeyecek bu arada. Bu topraklara DAEŞ değecek, YPG, PYD değecek, PKK diyecek. DAEŞ bu toprakları katliam yapacak. Bu toprakları DAEŞ zulmünden kurtarmak için
Balkan savaşlarından dönerken sanırım bu. Hangi savaş bu? Rus askerleri Sefaköy'de. Burası tamam. Evet. Balkan savaşlarında böyle bir manzara var da. Bak, yerde yatanlar benim askerlerim. Bunlarla mücadele ettiler, mağlup oldular, yenildiler, öldüler. Bizim dedelerimiz. Ya şehit düştüler ve bak asker şeylere, tepedekilere. Bura nere bir daha söyle? Sefaköy hocam. Sevgili dostlar, tam ekran yapar mısın? İstanbul'da olanlar sevgili zaten İstanbullular. Sefaköy'ü bilir, bilmeyen yoktur. Burası Sefaköy. Burası Sefaköy. Türkiye bir kere diz çöktü. Ruslar Sefaköy'e geldiler. Türkiye bir kere diz çöktü. Ruslar Sefaköy'e geldiler. Türkiye diz çöktüğünde Gazi Osman Paşa mağlup olup esir düştüğünde bugün bu ülkede dolar, euro yükseldiğinde, borsa düştüğünde, Tayyip Erdoğan boncuk boncuk terlediğinde, bilmem neresine kına yakan kansız şerefsizler bu manzara karşısında alkışlayacaklar. İşte bunlar var ya bunlar. Bunlar mandacı insanlar. Ama ben bir kere daha Kuvayi Milliye'yi kuracağım. Bir kere daha dağa çıkacağım. Bir kere daha dedem gibi, baba annem gibi kazma kürekle bu adamlarla savaşacağım. Ben Ruslarla bu ülke adına savaşırken, şehit düşerken, gazi olurken, anamdan babamdan ayrı kim bilir nerelere şehit olurken, bugün 15 Temmuz'da bankamatik önünde para çeken, bilmem hangi Yahudi marketinin önünde makarna almak için kuyruğa giren bugünkü vatan haini kansızlar, o günkü dedeleri gibi bilmem ne muhipleri cemiyeti kuracaklar. Yunanlarla birlikte İzmir'de şölenler yapacaklar. Ben bir kere daha Kuvayi Milliye'yi kuracağım. O adamlar benim Kuvayi Milliye'yi kuran Kara Fatma neneme, Elif neneme, Abdurrahman dedeme, Sütçü İmam dedeme yobaz dediler. O adamlar benim dedeme cahil dediler, çarıklı dediler. Kendileri Yunanlılarla, İngilizlerle işbirliği yapmış 5 yıldızlı otellerin balo salonlarında eğlenirken benim dedem şehit düştü. Kazmayla, kürekle şehit düştü. Şehit düşerken de Allahu Ekber dedi. Ben de bir gün böyle olabilirim. Zerre imtina etmem. Yeter ki benim topraklarıma böyle Ruslar ayak basmasın. Ben dertliyim. Ahmet Anapalı agresif. Ahmet Anapalı sinirli. Ağır konuşuyor. Gel de olma, ağır konuşuyor. Gel de olma. Ülkeyi bir daha bu hale getirmek istiyorlar. Burası Sefaköy. Burası Sefaköy. Sefaköy neresi bilmeyenler için söylüyorum. Atatürk Havalimanı'nın tam paraleli. Tam yanı, doğru mu? Evet. Atatürk uçaklar Sefaköy'den kalkıyor. Ve bakın Rus askerleri Sefaköy'e kadar gelmişler. Ben bir daha küçüle küçüle 25 milyon kilometre karelik topraklardan 770 bin metre kareye kadar düştüm. Buraya kadar ufaldım. Parça parça ettiler. Daha da tahammülüm yok. Bu topraklar üzerinde bir gavur çizmesi görmeye tahammülüm yok. Bu yüzden tarih okuyorum. Bu yüzden bağıra bağıra anlatıyorum. Tarih bize bunu anlatıyor. O gün Gazi Osman Paşa yenildi diye sevinen kansızların torunları bugün Tayyip Erdoğan terlediği zaman seviniyor. Film aynı film, senaryo aynı senaryo, mekan aynı mekan. Yalnızca oynayanlar farklı. Ben üzülüyorum. Bu ülkede hainler var. Bile bile, göz göre göre ihanet eden hainler var. Bir de Tayyip Erdoğan'ı ve partisini düşürmek, bu ülkedeki iktidarı değiştirmek için kendi soğan cücüğü kadar ufacık partilerini iktidar yapmak için CHP ile HDP ile birleşmekten, en azından söylemde birleşmekten zerre kadar imtina etmeyen, çekinmeyen, günde 5 defa sabah namazı kılan, günde 5 defa namaz kılan din kardeşlerim var. Bunlar da bu hainlerin dümenine su koyuyorlar. O değirmen onların suyuyla dönüyor. Sevgili dostlar, benim bütün derdim burası
İşte Sefaköy'dür, Yeşilköy'dür. Evet. Burası da odur. Bakınız lütfen. Ben Edirne'den bahsediyorum. Efendim? Bu arada burası Yeşilköy, bilginiz olsun. Yeşilköy, havalimanının evet. olduğu yerdir. Evet, çok düz çünkü. Evet, havalimanının tam olduğu yer hocam. Yeşilköy havalimanının burası şeydir. Selimiye'dir. Selimiye, evet. Selimiye. Çünkü Selimiye altı minareli. Sultanahmet bu kadar boş değil. Selimiye'dir. Bir öncekine gelir misin kardeş? Bir öncekine. O Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde Rus kışlası vardı. İşte o, ben bir daha bu görüntüyü görmek istemiyorum. Bu görüntüyü görmek isteyenler bugün Çipras'ı övebilirler. Bugün Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için CIA'in ve FETÖ'ün yapmış olduğu bir kumpas olan Rıza Sarraf'a sığınabilirler. Şimdi Tayyip'e yara vereceğiz deyip sevinebilirler. Onların gidecek başka ülkesi yok. Hocam hatta FETÖ, Fethullah Gülen denen aşağılık adam, daha önceden Hoca Efendi falan diyorlardı. Biz her zaman için FETÖ diyorduk. Evet. Veya Fethullah diyorduk, bize kızıyorlardı. Haçlıların işgalinden korkmayın dedik. Geçen hafta gösterdik. Evet, evet, gösterdik yani. Aynen öyle. Ona ne diyorsunuz? İşte bu hocam, bunların tohumunda bir sıkıntı mı var? Ya bunların harbiden tohumlarında sıkıntı mı? Sıkıntı hakikaten var. Evet. Bu adamlar yani, vatansız. Hocam. Bu adamlar milletsiz. Bak, diyor ki Haçlı'dan korkmayın. Bunu söyleyen Pensilvanya'da tasmasının ucu Amerika'nın seyinde bağlı olan bir tane adi herif var. FETÖ. FETÖ diyor ki korkmayın Haçlı'dan. Haçlı sizin mabedinize dokunmaz. Kızlarınıza ilişmez. Yazın Google'a Haçlı, FETÖ, bakın ne çıkıyor. Bu adamlar korkmazlar. Çünkü bu adamlar Ruslarla, bakın arkamdaki görüntü. Arkamdaki görüntü Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer. Askerler de orada tatbikat yapan benim askerim değil. Bu ülkeyi işgale gelmiş Rus askerleri. Ben bu görüntüyü görmek istemiyorken, bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeyi Avrupa'ya peşkeş çekmek isteyen, Papa'nın elini öpmüş imam bozuntusundan başka ne beklenir ki? Haçlıların ülkenizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Karınıza, kızınıza ilişmezler. Geçen hafta bunun biz videosunu gösterdik. Bu hafta bir kere daha gösterelim. Tarih bize ne öğretirin? Karşılığı olarak İsmail hazırlar mı kardeşim? Hazırlayacaklar. Bunun videosu bu var. Kendi sülalesi için söylemiştir hocam bunu. O evet o. Evet. Ya benim kendi, ben korkuyorum. Akrabalarına dokunmazlar çünkü işbirlikçi bunlar. Kardeş. Evet. Benim anam var. Benim eşim var. Benim bacım var. Benim kızım var. Allah bağışlarsa. Allah bağışlar. 15 günlük. Evet. Benim bir tane aslanlar gibi oğlum, evladım var, Tuğra Girayhan. Benim bu ülkede şehit olursam gözüm arkada kalacak bir sürü unsurum var. Benim evlatlarım var. Ben bağırmayayım da kim bağırsın? Bu adamlar bak sıkıştılar, gittiler Amerika'ya. Hakan Şükür denen herif. Ağzımı çok bozdum, bozmak istemiyorum, yeter artık. Ya çok bozdum, o yüzden herif diyorum. Hakan Şükür denen şey. Bak gitti. Villası var, lüks bir jipi var, restoranı var. Hocam yani, işi bu arada bu Türkiye'deyken kapalıydı, oraya gitmiş. Zaten bunların açılmış. Hocaları demedi mi? Başörtüsü Fırat'tır. Evet. Bu arada Rabbim şahit olsun, Allahu Teala şahit olsun. Dostlarım zaten biliyorlar. Ben 2000'li yıllarda Allah'ın ayetine Fırat diyen bu adamın dininden hala şüphe etmiyor musunuz diyordum. Allah'ım şahit olsun. 17-25'ten sonra benim öfkem olmadı bu adamlara. Ben MGV'de büyümüşüm. Ben de aynı şey. Ben gözümü açmışım, evet. Milli Görüş MGV. MGV'li bir adamın, MGV'li bir adamın bu adamlara karşı sempati duyması olabilir mi? Olamaz. Hiç hayal edilebilir mi? Olmadı da hocam. MGV'li, bak MGV kökenliler, Harbi Milli Görüşçüler bunlara hep mesafeli durdu ve bunları hep tehlikeli gördü. Doğru mu? Evet, doğrudur hocam. Son 100 yılın en hayırlı hareketi
hizmet hareketidir diye Mustafa Kamalak'ta nedir bilmiyorum. Evet. O da artık bugünkü... Onu söylemekle yanlış yaptım. Bugünkü Saadet Partililerin... AGD'yi yok saymak demektir. Bugünkü yani, Saadet Partililerin, MGV'lilerin, AGD'lilerin kendi kendine sormaları gereken bir soru. Bize hocam milli görüş gibi bir şey bıraktı, felsefe bıraktı, bir eser bıraktı. Bir eser bıraktı. Evet. Ama Mustafa Kamalak dedi ki bu çağın, son zamanların en hayırlı hareketi hizmet hareketidir dedi. Bir basın toplantısında söyledi. Evet. Yani ben şahsen Saadet Partili dostlarıma bir arada işte çay içerken, muhabbet ederken söylüyorum yani. Yanlış. AGD'nin hizmetlerini yok saymaktır ya. Bak, hizmet milli görüşçü adam, MGV'nin çayını içmiş adam böyle söylemez. Söylemez. 28 Şubat'ta hocamın döktüğü boncuk boncuk terlerin arkasında bu adamın olduğunu bilir. Ya İmam Zaman Gazetesi hocam, şimdi Zaman Gazetesi zamanında hayırlı olsun Erbakan Hoca hükümetinden sonra gelen... De. Evet, hükümete hayırlı olsun diye... Herkes biliyor ki... Manşetten duyuyoruz. İmam Hatiplerin, sen de İmam Hatiplisin, ben değilim, ben düzlükse mezunuyum. Çok şükür. Benim hiç hayatımda dini eğitim olmadı, keşke olsaydı. İmam Hatip mezunusun, ben değilim. İmam Hatiplerin kapatılmasının altında bu var. Evet. Sonra öğrendik. Kendi okullarına öğrenci göndermek için İmam Hatipleri kapatmış ve kendi yaptığı adiliklerin önündeki en büyük engel olarak da o okulları görmüş. Senin mezun olduğun okul var ya. Evet. Bu adilerin yaptıkları bölücü faaliyetlerin önündeki en büyük engeldir. Bunu gördüğün için oynadı. Bir ara bunlar da kancayı İmam Hatip'ten mezun olanlara takmaya çalıştılar. Aynen öyle. İşte o adamlar için dedi ki Mustafa Kamalak en hayırlı harekettir. Evet. Dolayısıyla ben diyorum ki dönmek lazım. İnsan beşerdir. Şaşardır. 17-25 sonrası bile bir gün Samanyolu'nda, bir gün bugünde, bir gün STV'de, bir gün zamanda bulunan ve alnı secde gören Müslümanlar var ya, artık dönmeliler. Vatan elden gidiyor, bitmedi mi hala sen ben diyor Namık Kemal. Hocam reklamdan sonra devam edelim. Kaç dakikamız var? Reklamdan sonra... Yok, reklama kadar. Bir dakikam var reklam mı? Reklam süresi kaçtı hocam bu arada? Öyle mi? Evet. Ha, peki, tamam. Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, saklanan tarihe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyal medyadan sorular ve yorumlarınız var. Öne çıkanları sizle paylaşacağım, Ahmet Hocam'a soracağım ve gündeme getireceğim inşallah. Ama Önder Bekir biraz önce konuşmanızla ilgili bir soru sormuş hocam. Söylenecek lafın yok mu be adam? Kudüs'e karşılık Ayasofya diyebilecek bir iktidar yok mu? Ayasofya camii olarak ibadete açılır aynı gün ve Galata Patrikhanesi de müze yapılır denilmeli ve Yahudi mabetleri de camiye çevrilir tüm Türkiye'deki diye bir yorum yapmış hocam. Ne diyor yani? Tam anlamadım. Yani ben. Tam ne olarak ne söylemiş biz anlayamadık açıkçası. Ayasofya, yani Ayasofya cami olarak diye mi açılmalı var yani. Cami olarak açılmalı diyor. Bak görüyor musun nelerle uğraşıyor? Evet. Bak nelerle uğraşıyorlar. Kardeş, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han ordularıyla İstanbul'un kapısına dayanmış. İstanbul'daki bazı dini, Hristiyan, Ortodoks dini cemaatler ne konuşuyor biliyor musun? Ne diyor hocam? Meleklerin cinsiyeti kız mıdır, erkek midir? Ulan senin ülken elden gidiyor, sen meleklerin cinsiyetiyle uğraşıyorsun. Bugün ülke bir kurtuluş savaşı veriyor, istikbal ve istiklal savaşı veriyor. Ayasofya'yı cami açmadı, bunlar samimi değil diyorlar bazıları da. Arkadaş, o bugünün mevzusu mu? O bugünün mevzusu mu? O yarınların mevzusu. Bak Namık Kemal, 1888 tarihinde ölen Namık Kemal bak ne diyor Resul? Ne diyor hocam? Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi. Bunu o arkadaşı söylüyor.
Kralım engel ise azmimize ten kafesi. İnledikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi. Bize gayret yakışır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır. Dinle feryadını kim tercüme-i ahındır. İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi. Bak ne diyor bak Resul. Memleket bitti, yine bitmedi hala sen ben. Evet. Bize bu hal ile olmaz bizden büyük düşman. Desti adadayız Allah için ey ehli vatan. Yeter artık, terk edelim gayrı hevai hevesi. Namık Kemal bunu 1888 öncesinde yazmış. Abi sanki dün yazmış gibi gündemini koruyor. Kılla uğraşıyoruz, tüyle uğraşıyoruz. Yeter ki AK Parti zarar görsün. Yeter ki Tayyip Erdoğan zarar görsün. Yeter ki oradan birkaç puan alalım. Buradan 3-5 oy alalım. Hala zart, hala zurt. İşte bunlar, bak bu adamlar kardeşim, Edirne'yi Enver almasın, Bulgar alsın diyenlerin torunları. Bunlar kardeşim, Gazi Osman Paşa mağlup olduğunda sevinenlerin torunu. Bunlar kardeşim, Merzifonlu bozguna uğrayınca çığlık atan Osmanlı paşaların devamı kardeşim. Deminden beri ben ne diyorum? Deminden beri ben ne diyorum? Hocam Burhan Akgül, Esselamu Aleyküm demiş. Ve Aleyküm Selam. Anapalı kardeşime sorar mısın? İttihat ve Terakki'nin payitahtın yıkılmasındaki rolü ve CHP'nin kurulması ve ordu, yargı vesayetindeki hakimiyetinin arkasında güç, İslam'ın ve bu yüce milletin tarihe düşmanlarının eseri midir? Yani CHP İngiliz aparatı mıdır diyor. Şimdi İttihat ve Terakki bu arada güzel soru sormuş. İsmi ne? Burhan Akgül hocam. Burhan kardeşim güzel soru sormuş. Bir, İttihat ve Terakki Partisi. Hiç sevmem ben İttihat ve Terakki'yi. Masonik bir yapılaşmadır. Tamamen gücünü dışarıdaki Siyonist, Masonik ve emperyalist örgütlerden alır. Türkiye içindeki bu hamleleri dışarıdaki yardımcıları sayesinde yapar. Evet. İttihat ve Terakki Partisi mesela Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'in de elini koyarak Kur'an üzerine ettiği yemin metnini biliyor musun? Diyor ki İttihat ve Terakki Partisi emellerine hizmet etmeyeceğime. Evet. Türkiye böyle kuruldu. Peki TBMM'de İttihat ve Terakki'li var mıydı? Vardı tabii. Tabii ki vardı. Evet. CHP'yi kimler kurdu? CHP'nin altyapısı kimlerdi? İttihat ve Terakkililerdi. Evet. İttihat ve Terakki Cumhuriyet'ten sonra iki tane şey çıkarttı içinden. İttihat ve Terakki Partisi iki tane oluşum çıkarttı kendi içinden. Birisi CHP'dir, birisi MHP'dir. MHP mi? Tabii. İttihat ve Terakki'nin milliyetçi Türkçü Ziya Gökalpçi tarafı var ya, Türkçü tarafı. Evet. İçinden MHP'yi çıkarttı. Diğer sosyalist... CHP'yi çıkarttığını biliyorduk da hocam. MHP'yi sosyalist, internasyonel o grupta CHP'yi çıkarttı. İki tane partinin kökü İttihat ve Terakki'ye aittir. Böyle bir hikaye vardır. İttihat ve Terakki'yi sevmem. Ama İttihat ve Terakki bu ülkeyi idare ederken mağlup olmasını istemem. Bak şu anlaşılsın, bak şu olsun. Bak ben CHP'ye hayatım boyunca hiç oy vermedim. CHP'yi sevmiyorum da. Fakat Resul, bugün başımızda CHP olsun. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeyi olmaz ya. Hadi Kaf Dağı'nın ardındaki Peri Padişahı'nın ülkesinden bahseder gibi örnek verelim. Diyelim ki Kılıçdaroğlu bu ülkeyi idare ediyor. Evet. Ben var ya, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde Amerika'da bir kumpas kurulduğunda yine yemin ediyorum bu tonla bağırırım. Yine Sefaköy'deki Rus askerlerini gösteririm. Ne yapıyorsunuz derim. Kemal Kılıçdaroğlu kimsenin umurunda değil. Memleket ülke ülke derim. Az evvel Tayyip Erdoğan dedim ya, kimsenin umurunda değil. Mühim olan Tayyip Erdoğan değil. Bu ülkeye diz çöktürmek. Kılıçdaroğlu'na yapılsa derim ki mühim olan Kılıçdaroğlu değil. Yani bu Kılıçdaroğlu'na ülkeye, yapılır mı hocam? Kılıçdaroğlu'yla kanka olur millet. Ancak
Ben şunu demek istiyorum. Yani ben AK Partililik adına bunları söylemiyorum. Başımızda CHP olsun, yine bu kumpaslar kurulsun, yine bas bas bağırır, akıllı olun, Sefaköy'e Rus gelecek derim. Hocam, mühim olan devlet. Kurulacağına ben inanmıyorum ki. Ya kumpas CHP kurulmaz. Kumpas kurulmaz, ben sana söyleyeyim. Bu siz ülkede, örnek veriyorsunuz, ben tamam anladım onu da. Bu ülkede CHP hani olsa ne olur, ben sana söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Ne olur hocam? Dolar 8 lira, euro 10 lira, borsa 1500, şu, bugün 105 binde. 110 binden düştü 102 bine, şu an 105 binde. Borsa 1500'de, gayri safi milli hasıla bugün 1 trilyon dolar, 100 milyar dolarlarda oynar. Asgari ücret 800-900 lira, memur maaşları ortalama 2000 lira, çöp dağları patlar, çeşmeyi açtığında su akmaz, gecenin bir yarısında parmak kadar su akar, işçiler greve gider, çöpler toplanmaz, dünyanın en kirli havası burada olur. Tıpkı 1994 öncesi bu ülkenin Refah Partisi belediye başkanlıklarını tanımadan evvel bu ülkede Refah bir çığır açmıştır belediye başkanlıklarında. Melik Gökçeklerinden Recep Tayyip Erdoğanlarına kadar. Ondan önce olduğu gibi... Hocam bu arada Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor. Bir cümle konuşayım, evet, bağlanalım. Bir cümle, gazeteler 30 kupona gaz maskesi dağıtırlar. Evet. Kardeşim, CHP başta olsa bunlar olur. Evet, Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore'ye gitmeden önce basın açıklaması yapıyor değerli izleyenler. Oraya bağlanıyoruz. Hareketleniyor. Bu bir. İkincisi, tabii son birkaç ayda küresel finans piyasalarında yaşanan, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilenen kur hareketleri ve buradaki dalgalanmalarda kısmen enflasyon oranına etki ediyor. Bütün bunların dikkate aldığımızda önümüzdeki sene hedefimiz enflasyonu olabildiğince mümkünse tek haneli bir orana düşürmek yönünde olacaktır. Bu yönde de bazı önemli kararlar almış olacağız. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Teşekkür ederim. Evet, Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore'ye gitmeden önce basın açıklaması yapıyordu. Bir kısmını ekrana getirdik değerli izleyenler. Biz de saklanan tarihe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam buyurun, söz sizde. Memleket söz konusu olduğu zaman geride ne varsa kardeşim, aklına kim geliyor ve ne geliyorsa her şey teferruattır. Asıl olan bu asil devlettir. Hocam, sosyal medyadan gelen soruları da arada sorayım, tamam, ben size. Arkadaş, yani izleyicilerimize ayıp olmasın. İsa Yusuf Battal demiş ki, hocam ülkemizi şu anda Avrupa'ya şikayet edenler ve işbirlikçilerinin dedeleri ecdadımıza da ne çileler çektirmişti. Reis de dedi ya, Allah'ım neydi günahım? Hocam neydi bu milletin günahı da bunlar bela oldu başımıza diye bak, soruyor. Şöyle bir söz var. Bu millet, bu topraklar, Amerika'da kahraman yok biliyorsun değil mi? Evet. Amerika'da kahraman yok. Amerika'da kahraman olmadığı için, milli bir kahraman olmadığı için Amerika sanal kahramanlar üretiyor. Batman gibi, Spider-Man gibi, Superman gibi, Rambo gibi. Çünkü kahramanları yok. Vietnam'da perişan oldu pis herifler. Vietnamlı gerillalar perişan etti Amerika'yı. Savaş alanında mağlup oldukları Vietnam'da Hollywood sektöründe galip geldiler. Benim de saf milletim Cüneyt Arkın'ın bir yumrukta 10 tane Bizans askerini yere deviren Malkoçoğlu'na gülen benim saf evladım Rambo'nun bir taşla helikopter düşürmesine bakıyor. Tek başına bir orduyum. Malkoçoğlu 10 kişiyi deviriyor, biz gülüyoruz. Rambo bir taşla helikopter düşürdü, ona inandık. Amerika'da kahraman yok ya.
Bu topraklarda kahraman bitmez. Sana bir müjde vereyim mi? Buyurun hocam. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Nedir hocam? İlk önce iyi haberden başlayalım. İyi haberi söylüyorum. Bu topraklarda Cenab-ı Rabbül Alemin'in bir ihsanıdır. Kıyamete kadar metrekareye bir kahraman düşer. Bu topraklarda kahraman bitmez. Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da F-16 uçakları bu ülkeyi, kendi evlatlarını, kendi mahallelerini bombalasa, Fransız, İngiliz, İspanyol, İskoç bilmem ne kadını apartmanlarının altındaki sığınaklara girerler. Evet. Benim anam var ya, benim anam. Kamyona adam bindirip meydana getirdi. Evet. Elinde sopayla E5'te tank bekledi. Ve benim anam var ya, uçakları görünce sığınağa inmek yerine ayağındaki terliği Allah senin belanı versin diyerek F-16'yı fırlattı. Ben de vallahi hiç kimse kusura bakmasın, bu öyle bir ülke ki bu ülkenin kadını bile terliği F-16'yı fırlatıyor. Hocam içimizdeki hainler de bu görüntüleri izledikten sonra tiyatro diyorlar. Aynen öyle. Ne diyorsunuz? Bak, önce kötü haberi söyleyeyim. İyi haberi söyledim. Bu ülkede metrekareye bir kahraman düşer. Bu ülkenin Allah'ın izniyle kıyamete kadar kahramanları bitmeyecek. Dedik ya, geçmişte kahramanlarımız varmış. Tankın altına kafasını koyan adam ne? O da bir kahraman. Tanka böyle yapıp önünde duran, hiç tank görmeyen adamlar bunları anlamazlar. Tank var ya, evet, doldurur burayı. Buraya sığmaz. Evet. Tank gidiyor, böyle yapıyor. Tank benzil değiştiriyor, yani yön değiştiriyor. Onun önüne geçiyor, böyle yapıyor. Tanka yol vermiyor. Tank gidince eğildi, altında kaldı. Evet. Ayağa kalktı, başka bir tank onun da altında kaldı. O zaman kolunu kaptırdı. Evet, kolunu şurasını kaptırdı, evet, palete. Evet. Şu kısmı çiğnetti. Bu örneğin, o kahraman var ya, o kahraman. Bu örneğin dünyada başka bir ülkede karşılığı yok. Bir tane var, Allah-u Teala bu ülkeye nasip etmiş. Bir tane var, bir tane var. İşte bu ülkeye nasip etmiş. Evet. O adam. Evet. Güzel haberim bu. Kötüyü söyleyeyim mi? Nedir hocam? Bu ülkede kıyamete kadar metrekareye bir hain düşüyor. Hainler bitmeyecek diyorsunuz. Hain bitmez. Maalesef bu ülkenin hırsızı içeride. Yani anahtar kilit tutmuyor kapı yani. Çünkü içeride. Elmanın kurdu içeride. Bu ülkenin haini bitmiyor kardeşim. Bak, ötesi var mı ya? Ötesi var mı? Resul, bir dakika buraya gelir misin diyorum. Buyur abi diyorsun. Sana buradan böyle bir çakıyorum. İki dakika sonra, Resul, gelir misin diyorum. Buyur abi diyorsun. Sana bir çakıyorum. Üçüncü defa gelir misin? Üçüncü defa tabii ki gelmem. Ya bu millet 16 defa vatan hainlerine güvendi. Vatan hainlerinin söylemlerine güvendi ve bu ülkeyi batırdı. 16 defa aynı hata yapılır mı? 16 defa bu ülke içimizdeki hainler tarafından yıkıldı. Ve 17.si ya yine vizyonda, yine Amerika'da uydurulan o dekontları adamın teki, SSK'yı batıran adamın teki, elinde mal bulmuş mağribi gibi sallıyor ya. Üzerinde TR şeyli, ibareli, IBAN numarası olan dekondu böyle sallıyor. Onun çıktığı yer FETÖ'cüler. Onu ona veren FETÖ'cüler, adam böyle yapıyor. Ya 17. defa aynı hata nasıl yapılıyor Resul? Sen 16 defa benden tokat yedikten sonra 17. defada gel bir dakika dediğimde gelirsen gerizekalısın yani. Evet. 17 Müslüman defa. Bir delikten iki defa ısırılmaz. Vallahi biz 16 defa aynı delikten ısırıldık kardeşim. Sokulduk. Şimdi 17.si oynanıyor. Reisin dediği gibi. Kusura bakmasın hiç kimse. O benim reisimdir.
Her gün sokağa çık desin, her gün sokağa çıkarım. Koşarak çıkarım hem de. Reisim dediği gibi, ya olacağız, ya öleceğiz. Ya öleceğiz. Bu kadar basit. Bunun C şıkkı, B şıkkı yok. Ben A şıkkıyım. 15 Temmuz konuşmaları yapmak için görevli olarak Gebze'ye gittim. Evet. Bana görev verdiler. Git 15 Temmuz konuş mitingler vardı ya. Hı hı. Geceliğin konuşmaya gittim. Orada bir pankart gördüm. Pankart Trabzonluların pankartıydı. Trabzonluların. Buradan selam olsun Trabzon'a. Bir ay evvel oradaydım. Adamlar bir pankart açmışlar. Ne yazıyor hocam pankart? Dik oyna reis. Horon yeni başlıyor. Oo. Gezi Parkı, Kobani olayları, bu ülke perişan, bu ülke bitik değil kardeşim. Perişan değil, bitik de değil. Ve o Gebze'deki Trabzonlular almışlar eline o pankartı. Dik oyna reis. Horon yeni başlıyor diyorlar. Güzel bir. Arkasında bu millet olan o reis var ya. Bütün dünyaya posta koyacak. Ben de kardeşim gerekirse öleceğim. Evet. Hocam Kerem bu kadar demiş ki kim? Selamünaleyküm abi. Babam diyor ki Allah rızası için FETÖ'ye Fitnetullah desinler. Kim o? Kerem Demir diye bir kardeşim. Kerem Demir Adana'dan kardeşime ve babasına selam söylüyorum. Fitnetullah. Hakikaten Fitnetullah da demeyelim. Allah kavramını koymayalım onun yanına. Fitnetül şeytan diyelim o zaman. Madem diyeceksek. Şeytanın uşağı. Evet. Fitnesi. Evet. Yani Allah kelimesini onunla aynı. Bu yüzden Fetullah demiyorum mesela. Allah var çünkü içinde. Tarih bu yüzden öğrenmeli. Sevgili dostlar, tarih, tarih, tarih. Annem diyor ki benim, oğlum ölülerle uğraşmaktan bıkmadın mı? Şeytan bile bıraktı artık ölülerin peşini. Sen de bırak diyor. Tarih ilmini Samsun'un Bafra ilçesinden gelen köylü bir kadın böyle yorumluyor. Şimdi ben de diyorum ki, annem gibi düşünmüyorum. Ben tarihe ölülerin hikayeleri gibi bakmıyorum. Ben tarihe bugün yaşanılan birilerinin böyle salladığı dekontlar var ya, o dekontları bu tarih denilen ilim geçmişte 5-6 defa sallandığını söylüyor. Resul, o dekontlar her sallandığında bir devlet yıkıldı kardeşim. Ve bugün bir kere daha o dekont sallanıyor. Bunun farkında değiller mi? Hainlik yaptıklarının farkındalar mı, değiller mi hocam? Son sorum. Hainlik yaptıklarının ya da bu yaptıklarının bilerek mi yapıyor? İhanet olduğunu, ihanet etmek için, dur cümlemi toparlıyorum. Hainlik yapmak için bu hareketleri yapıyorlarsa yazıklar olsun onlara. Hainlik yapmak için bu hareketleri yapmıyorlarsa da Allah-u Teala onlara bir an evvel feraset versin. Bir an evvel. Bu akşamki konumuzla ilgili son sözünüzü alayım. Sevgili dostlar, biz bugün bir kıskaçtayız. Dik ol, ayağa kalk ve sevin. Ne diyor Necip Fazıl? Yükü ağırdır devin. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin, ayağa kalk, dimdik doğrul ve sevin. Biz ayağa kalkmamız gerekir, diz çökmememiz gerekir. Milletimiz var, aslanlar gibi. Bir reisimiz var, çık dışarı diye emir verdiğinde milyonlar sokağa dökülüyor. Bir tane bir Halkalı'da bir şeye katıldım, işte o görevli olarak 15 Temmuz sürecinde gezdiğim günlerden birinde. Kürsüdeydim, burama takıldı, konuşamadım, gözlerim doldu. Ne o biliyor musun? Nedir hocam? Bir tane yaşlı amca, bir tane yaşlı nene, bir tane gencecik bir kız, evli muhtemelen çünkü, yanında bir tane küçücük bir bebek, altında battaniye, üstünde benim al bayraklı, o bayrağım var ya bayrağım, o kırmızıya boyanmış bayrağım var ya, o da o çocuğun üzerine yorgan gibi kapanmıştı.
O görüntüyü bir gördüm. Allah razı olsun. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir adam, gencecik, milli mücadele, Kuvay Milliye işte o. Gencecik bir kız ve yanında çimene yatırılmış, üzerine bayrak örtülmüş, üzerinde Allah ve Muhammed yazan bayrak örtülmüş, Halkalı'da reisi sokağa çık dediği için sokağa çıkan insanlar vardı. Bir kere daha söylüyorum, tarih bana ne anlatıyor? Tarih bana bu milletin asla esir olamayacağını anlatıyor. Ama ne gerek var? Gül gibi ümmete ümit olan bir devletin varken, kardeş, ya ben niye böyle çalkantılı günler yaşayayım? Ben gördüm, bu gözler gördü, bu dima okudu. Ne zaman dekont sallansa devlet yıkıldı. Bir kere daha dekont sallanıyor. Ben bunu gördüm ya, eyvah diyorum. Ama onları görmeyenler, bu ülkede her dekont sallandığında bir devlet yıkıldığını görmeyenler, Ahmet agresif, Ahmet sinirli diyorlar. Evet. Son sözüm, bitiriyorum. Necip Fazıl'a rahmet diyor ki, davası olanın öfkesi olur. Evet. Benim, Allah rahmet eylesin. Benim kocaman bir davam var. O davanın adı vatan, millet, ümmet. Evet. Öfkem de bu yüzdendir. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Saklanan Tarih programının sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Akit TV'de kalın. Allah'a emanet olun.